Steam Foundation Server kaynak denetimini kullanma. Daha önceki eğitim videosunda Steam Foundation Server'a nasıl bağlantı kurulacağı anlatılmıştı. Şimdi kaynak denetiminde bir projenin nasıl açılacağı anlatılacaktır. File menüsündeki Source Control açılır listesinden Open from Source Control komutuna tıklayın. Proje adına sağ tıkladığınızda sunucudaki dosyaları görebilirsiniz. Buradan Solution dosyasını seçin ve yerel bilgisayarda kayıt edilecek yolu seçin. OK düğmesine tıkladığınızda sunucu ile bağlantı kurulacak ve dosyalar bilgisayarınızda belirlediğiniz klasöre indirilecektir. Solution adına sağ tıklayıp klasörü görüntüle dediğinizde sunucudan indirilen dosyaları görebilirsiniz. SCC dosyasıyla bilinen birkaç dosya bulunduğunu görebilirsiniz. Bunlar kaynak denetim motoru tarafından kullanılmaktadır. Visual Studio'ya geri dönün. Her dosya ikonu yanında küçük bir kilit bulunmaktadır. Bu simgeler ilgili dosyanın denetim altında olduğunu göstermektedir. Dosyaya çift tıklayın ve açın. Dosya adının yanında kırmızı bir kontrol işareti belirecektir. Bunun anlamı ilgili dosyayla çalışıldığıdır. Proje üzerinde çalışan takım arkadaşlarınız ilgili dosyayla işlem yapamayacaktır. Şimdi dosya üzerinde bazı değişiklikler yapın. Değişiklik yapılan dosya üzerine sağ tıklayın ve Check-in komutunu seçin. Değişikliklerin kaydedilip kaydedilmeyeceğini soran bir pencere görüntülenir. Buradan Yes düğmesine tıklayın. Check-in penceresi görüntülenecektir. Buradaki Comment alanına değişiklikle ilgili açıklama yazabilirsiniz. Check-in düğmesine tıkladığınızda dosya sunucuya gönderilecektir. Dosya yanında tekrar kilit simgesi görüntülenecektir. Şimdi dosya üzerinde tekrar değişiklik yapın. Dosya üzerine sağ tıkladığınızda açılan listeden Compare komutunu tıklayın. Compare penceresinden hedef ve kaynak dosyalar seçili halde gelir. OK düğmesine tıkladığınızda dosyanın ilk haliyle değişiklik yapıldıktan sonraki halini karşılaştırabilirsiniz. Ekleme yapılan kodlar yeşil, değişiklik yapılan kodlar mavi, silinen kodlar da kırmızıyla gösterilecektir. Bu şekilde ekip halinde bir proje üzerinde çalışabilirsiniz.